Bugün sizle birlikte Türk Tarihinde Yolculuk Ünitesi'ndeki Osmanlı kuruluş dönemini işleyeceğiz. Şu şekilde başlayalım sizle birlikte. Baktığımızda Osmanlı kuruluş dönemi padişahlarıyla başlatalım. Osmanlı kuruluş dönemindeki ilk olarak Osman Bey'dir. Osman Bey devletin kurucusudur. Daha sonra Osmanlı Devleti'nde yönetim şekli monarşi ve veraset sistemi olarak, yani devletin başına geçen kişi babadan oğula geçtiği için Osman Bey'den sonra devletin başına oğlu olan Orhan Bey ve bundan sonraki padişahlar da aynı şekilde olmuştur diyeceğiz. Osman Bey, Orhan Bey, 1. Murat, 1. Beyazıt yani Yıldırım Beyazıt, Çelebi Mehmet, 2. Murat olmak üzere Osmanlı kuruluş dönemindeki padişahlar bunlardır diyeceğiz. Şimdi Osmanlı kuruluş dönemine baktığımızda neyle başlatacağız? 1299 Osman Bey'in devleti kurmasıyla başlatacağız. 1453 İstanbul'un fethiyle sona erdireceğiz kuruluş dönemini diyeceğiz. Şimdi baktığımızda ilk olarak Osmanlı kurulduğunda devletler veya dünyadaki düzene bir bakalım. Osmanlı Devleti kurulduğunda ya da Osmanlı Beyliği kurulduğunda Anadolu'da siyasi birlik yoktu. Bu ne demek diyeceksiniz? Şöyle haritaya bir baktığımızda çizmeye çalıştım sizin için. Osmanlı Beyliği Söğüt Domaniç yöresinde kurulmuştu. Baktığımızda bakın Candaroğulları, daha sonra Karesioğulları, batıda ise Bizans İmparatorluğu vardı. Şimdi bunlara baktığımızda burası Anadolu toprakları, sadece bir devlet mi var? Hayır, sadece bir devlet yok. Var, yok. Birden çok mesela beylikler vardır. Karesioğulları, Candaroğulları, Hamitoğulları, Germiyanoğulları, Karamanoğulları olmak üzere, Osmanoğulları olmak üzere beylikler vardır. Batıda ise yani İstanbul çevresinde ise Bizans İmparatorluğu vardır. Mesela Karadeniz tarafına baktığımızda kim vardı? Orada ise Trabzon Rum İmparatorluğu vardı. Onun için diyeceğiz ki Osmanlı Beyliği kurulduğu dönemde Anadolu'da siyasi birlik yoktur. Siyasi birliğin olmaması demek Anadolu'da sadece bir beyliğin ya da bir devletin olmaması durumudur diyeceğiz. Peki daha sonra dedik ki Batı'da Bizans İmparatorluğu vardı. Doğu'da Safeviler, İran devleti olan Safeviler vardı, Memlükler vardı, Moğollar vardı, Türk beylikleri vardı. Batı'da ise kim varmış bakalım şu şekilde. Bizans İmparatorluğu vardı. Demin de söylediğimiz gibi Trabzon'da ise Trabzon Rum İmparatorluğu vardı. Osmanlı kurulduğunda Anadolu'nun şekli bu şekildeydi. Şöyle devam edelim. Osmanlı ilk kurulduğu dönemden itibaren hızlı bir şekilde büyümüştür. Peki Osmanlı bunu nasıl yapmış bir bakalım. İlk olarak Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinin en temel sebeplerinden birincisi İskan politikasıdır. Şimdi ismi çok ne gelebilir size? Zor gelebilir. Ancak İskan demek çok kolay bir şeydir. Osmanlı'daki yerleştirme politikası ya da siyasetidir diyeceğiz. Ne yapıyor Osmanlı? Örneğin yeni bir toprak fethediyor. Oradaki yeni fethettiği toprakta kalıcı olabilmek için göçebe yaşayan kendi vatandaşlarını, yani Türkmenleri yeni fethettiği topraklara yerleştiriyor. O zaman Osmanlı'daki yerleştirme politikası dediğimizde aklımıza hangisi gelecekmiş? İskan politikası gelecekmiş. İkinci sebep ise istimalettir. İstimalet ise hani ismini belki hiç duymamışsınızdır. İstimalet Osmanlı'nın uygulamış olduğu hoşgörü politikasıdır. Biliyorsunuz ki Osmanlı çok uluslu bir yapıya sahipti. Bu ne demekti? Çok uluslu demek birden çok milleti din, dil, ırk ayrımı yapmadan tek bir çatı altında toplamasıydı Osmanlı'nın. Bunu bir tek kavramla yapabilirdi. O da neyle yapılabilirdi? Tabii ki hoşgörüyle. Eğer Osmanlı sınırları altındaki veya egemenliği altındaki milletlere hoşgörülü davranmasaydı ne olurdu diyeceğiz. Bu milletler kısa bir süre içerisinde Osmanlı'ya karşı isyan eder ve Osmanlı parçalanmak zorunda kalırdı diyeceğiz. Onun için sorularda istimalet kavramıyla karşılaşırsak nedir bu diyeceğiz. Hoşgörü politikasıdır diyeceğiz. Daha sonra baktığımızda Osmanlı bir uç beyliğiydi. Şimdi uç beyliği ne demek diyeceksiniz? Uçta kurulmuş demek. Şimdi uçta kurulmuş demek kimin uç sınırında kurulmuştu? Tabii ki Bizans'ın uç sınırında kurulmuştu. Bu çok kötü bir şey hocam diyeceksiniz. Bu çok kötü bir şey değil. Çünkü Osmanlı Devleti
1300'lü, 1299-1300'lü yıllarda kurulmuş bir Türk devletiydi. Şimdi Osmanlı bu dönemde kurulduğunda Bizans ne durumdaydı? Kötü durumdaydı. Bizans'ta taht kavgaları yaşanıyordu. Bak ne demişiz? Bu bizim için güzel bir şey. Yani Bizans'ın sınırında kurulmuş olmamız güzel bir şeydi. Nedenlerine bakalım. Dedik ki Bizans'ta taht kavgaları vardı. Şimdi bir devlette, yani bizde olmayıp da başka bir devlette taht kavgası varsa bu bizim için güzel bir şeydir. Niye diyeceksiniz? Çünkü Bizans'ta taht kavgasının olması bizim Bizans'ın topraklarını almamızda ne sağlar? Kolaylık sağlar. Onun için bu güzel bir şey. Daha sonra Bizans sınırlardaki uç yerlerdeki bölgeleri yönetmesi için valiler, tekfur denilen valiler gönderiyordu. Bizans'ın göndermiş olduğu bu valiler, yani tekfurlar, Bizans devleti, Bizans imparatorluğu kötü duruma düşünce ne yapmaya başlıyor? Başına buyruk. Yani bağımsızlığını ilan etmeye başlıyor mu? Başlıyor. Bu da Bizans'ı daha kötü duruma düşürüyor mu? Düşürüyor. Peki bu sebepler neye neden oldu diyeceğiz veya hangi sonucu doğurdu diyeceğiz. Şöyle diyelim, Bizans'ta taht kavgasının yaşanması ve Bizans valilerinin başına buyruk davranması Osmanlı Devleti'nin kuruluşta batıya yönelmesine ve sürekli batıda toprak kazanmasına sebep olmuştu. Osmanlı'nın kısa bir sürede büyümesinin en önemli sebeplerinden birisi de gaza ve cihattır. Şimdi gaza ve cihat ne demek? Din ve devlet için yapılan savaşa gaza ve cihat denir. Ancak arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Gaza ve cihat Türk Türk üzerine ya da Müslüman Müslüman üzerine yaptığı şey gaza ve cihat olmaz. Ne olması gerekiyor? Müslüman bir devlet, Müslüman olmayan bir devlet üzerine yapmış olması gerekiyor. Örneğin şöyle diyelim. Osman Bey döneminde Bizans ile ilk savaş yapılmıştır diyeceğiz birazdan. Bizans'a baktığımızda Bizans Hristiyan mı? Bizans Hristiyan. Osmanlı Müslüman ve Türktür. O zaman bu olay ne olarak geçecek? Gaza ve cihat. Unutmuyoruz. Müslüman Müslüman üzerine ya da Türk Türk üzerine gaza ve cihat yapmaz. Müslüman Müslüman olmayan üzerine yapar. Türk Türk üzerine yaparsa ne olur hocam diyeceksiniz. Eğer bir Türk beyliği veya Türk devleti Türk olan diğer bir beylik ve devletle savaşıyorsa biz buna Türk siyasi birliğini sağlamak diyeceğiz. Bunlar Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinin bazı sebepleriydi. Şöyle bir tekrar edelim. İskan yani yerleştirme politikası, istimal et yani hoşgörü politikası, Osmanlı'nın bir uç beyliği olması ve Bizans sınırında kurulmuş olması, yine gaza ve cihat düşüncesi de Osmanlı'yı kısa sürede büyüten sebeplerden bazılarıydı diyeceğiz. Yine şu şekilde devam edeceğiz. Osmanlı'nın kısa bir sürede büyümesindeki etkili olan en önemli sebeplerden birisi de tımar sistemidir. Bu ne hocam diyeceksiniz? Bu Büyük Selçuklu Devleti'ndeki veya Anadolu Selçuklu Devleti'ndeki iktas sistemiyle aynı şeydir diyeceğiz. Şimdi ne oluyor bunda? Merkezden yani padişah başkentten bir adamı alıyor ve taşraya yani merkezden uzak olan bölgeye gönderiyor. Bu adam orada bir toprağı oluyor. O toprağı ekiyor, biçiyor. Kazandığı parayı devlete göndermiyor da ne yapıyor? Orada bu parayla birlikte asker yetiştiriyor. Anladık mı? Şöyle diyelim. Merkezden atanan kişilerin taşrada yani merkezde olan bölgede, uzak olan bölgede toprağı kullanarak asker yetiştirmesidir. O zaman şimdi buna baktığımızda şöyle faydalarına bakalım. Çünkü çok önemli faydalar tımar sisteminin. Şimdi şuradan başlayarak devam edelim. Merkezden atanan kişi toprak karşılığında yetiştiriyor bu askerleri. Devlet sana toprak veriyor. Karşılığında bir de para verir mi? Tabii ki vermez. O zaman ne olmuş olur? Devletin hazinesinden para çıkmaz. Bu bir devlet için çok güzel bir şeydir. Tımar sisteminin en önemli faydalarından birisi devletin hazinesinden para çıkmamasıdır bir. Devletin hep hazırda ordusu olur. Bakın orada toprağı ekiyor, biçiyor. Hep ne olmuş oluyor? Hazırda bir ordu olmuş oluyor. Devletin her zaman hazırda ordusunun olması demek de tabii ki devletin güçlü bir orduya sahip olması demektir. Şimdi bölgenin vergileri, tabii ki halk ne yapıyor? Bölgede vergi veriyor devlete karşı. Bunu kim topluyor? Buraya atanan, merkezden atanan kişi topluyor. Bu da güzel bir şey. Tabii ki adaletli vergi olması. Halkın huzur ve mutluluğu aynı zamanda neyi sağlanmış oluyor? Güvenliği sağlanmış oluyor. Şimdi şöyle düşünün. Taşradasınız, yani bir köyde yaşıyorsunuz. Halk sizin huzurunuzu sağlıyor.
mutluluğunuzu sağlıyor, adaletli bir şekilde sizden vergi topluyor ve güvenliğinizi sağlıyor. Siz ne yaparsınız? Devleti çok seversiniz, değil mi? Bakın şuraya baktığımızda mutlu bir halk, padişahım çok yaşa cümlesini kurar. Padişahın çok yaşaması ve padişahtan memnun olunması da merkezi otoritenin, yani merkezdeki adamın çok güçlü, kudretli olması anlamına gelir. Bunun hepsi eşittir güçlü bir devlet anlamındadır. Yani Osmanlı Devleti'nin bu kadar güçlü, kudretli olmasının temelinde aslında bu sistemler var mıdır? Vardır diyeceğiz. Tabii ki yine şöyle diyeceğiz. Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinin başka sebeplerine baktığımızda işte kuruluş döneminde güçlü ve kudretli padişahların, yetenekli padişahların olmasında ne yapabiliriz? Tabii ki ekleyebiliriz diyeceğiz. Şimdi Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde tabii ki çok güçlü padişahlar vardır. Bu padişahlardan ilk olarak kime bakacağız? Devletin kurucusu olan ve devleti 1299 yılında bir beylik olarak ortaya çıkaran Osman Bey'e bakacağız. Şimdi Osman Bey şu şekilde de gördüğümüz gibi Osmanlı Devleti'nin kurucusudur ve Osmanlı Devleti'ne ismini veren, adını veren kişidir diyeceğiz. Osman Bey 1299'da Söğüt ve Dumaniç yöresinde ne yapmıştır? Osmanlı Beyliğini kurmuştur. Tabii ki Osman Bey dönemi devletin veya ne diyelim Osmanlı İmparatorluğu'nun beylik dönemi. Tabii kurulduğunda büyük bir imparatorluk olarak kurulmamıştır. O da küçük bir beylik olarak kurulmuştur. Ve bunu yapan kişi Osman Bey'dir diyeceğiz. Şimdi ilk bakır para. Bu çok mu önemli? Evet, bu çok önemli. Çünkü bir devletin kurulduğunun veya bir devletin resmi olarak var olduğunu gösteren en önemli şeylerden birisi para bastırılmasıdır. Bir padişah, bir hükümdar kendi adına para bastırıyorsa, bakın ben bağımsız bir devlet kurdum fikrini ortaya atmıştır ve artık bağımsız olmuştur. O zaman Osman Bey döneminde para bastırılıyorsa, bakın bastırılan madene dikkat edelim, bakır. Çünkü daha yeni kurulmuş, ne yapamaz? Çok zengin olmadıkları ve maddi olarak sıkıntıda oldukları için bakırdan para bastırmışlardır. Şimdi şuraya çok 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 dikkat ediyoruz. Şöyle diyelim. Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaşın adı Koyunhisar Savaşı'dır. Ancak bazen sorularda karşınıza Papeon Savaşı olarak da çıkabilir. Onun için diyeceğiz ki Osman Bey döneminde Bizans ile ilk savaş yapıldı. Bu savaşın adı Koyunhisar ve Papeon Savaşı'dır. Tarihine baktığımızda 1302 diyeceğiz. Demin gaza ve cihattan bahsettik. Bakın Bizans ile yapıldı. Bizans Hristiyandır. Osmanlı Devleti Müslümandır. Müslüman bir devletin Hristiyan bir devlet üzerine yaptığı savaşa biz ne diyeceğiz? Gaza ve cihat, yani din ve devlet için yapılan savaştır diyeceğiz. Yine Osman Bey dönemine baktığımızda Karacahisar, Yalhisar, İnegöl gibi bölgeler alınıyor. Ve şuraya dikkat ediyoruz. Bursa Osman Bey tarafından kuşatılıyor. Hani kuşatmak ne demek? Almanın veya fethetmenin ilk adımıdır. Bursa kuşatılıyor. Ancak Osman Bey kuşatma esnasında ölüyor. Osman Bey öldüğüne göre devletin başına kim geçecek? Tabii ki onun oğlu geçecek. Osman Bey'den sonra devletin başına Orhan Bey geçmiştir diyeceğiz. Bakın, Bursa kuşatıldı. Ancak kimin döneminde alınacak? Orhan Bey döneminde alınacak. Bursa'yı kuşatan Osman Bey'dir. Bursa'yı alarak, bakın Bursa alındı ve başkent yapıldı. Şimdi başkentlere baktığımızda Orhan Bey dönemindeki başkent Bursa'dır. 1. Murat dönemindeki başkent Edirne'dir. Fatih dönemindeki başkent İstanbul'dur. Daha sonra zaten sürekli İstanbul olarak devlet yıkılmıştır diyeceğiz. Yine Orhan Bey döneminde Bizans ile Maltepe Savaşı yapılıyor. Bakın yine Bizans ile yine gaza ve cihat. Bu savaşın sonucunda İzmit ve İznik bölgesi alınmıştır. Maltepe Savaşı da karşınıza ne diye çıkabilir? Palekano Savaşı olarak da çıkabilir. Şimdi şuraya dikkat ediyoruz. Kalesioğulları Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beyliktir. Şimdi Türk siyasi birliğini sağlamada, bakın Osmanlı Devleti Türk, Kalesioğulları Balıkesir'de kurulmuş bir Türk beyliğidir. Balıkesir'de kurulmuş bir Türk beyliğidir. O zaman Türk bir devlet, Türk bir beyliği alıyorsa Türk siyasi birliğidir diyeceğiz. İlk adım unutmuyoruz, Karesoğulların alınmasıdır.
Şimdi Karesuoğulları Balıkesir'de kurulmuş bir Türk beyliğiydi. Denizci bir beylikti. Eğer bir beylik denizci ise veya bir devlet denizci ise mutlaka donanması vardır. Osmanlı'ya bakalım. Söğüt Domaniç Eskişehir yöresinde kurulmuştu. İç bölgede olduğu için donanması yoktu. Ne diyeceğiz? Karesuoğulları'nın alınmasıyla birlikte ilk Osmanlı donanması oluşturuldu. Şimdi baktığımızda Balıkesir, ardından Edirne, ardından işte ne diyeceğiz İstanbul. O zaman Rumeli'ye geçişteki ilk önemli adım da atılmış oluyor mu? Oluyor. Onun için diyeceğiz ki Karesuoğulları'nın alınmasıyla birlikte Türk siyasi birliğinin oluşturulmasına ilk adım atıldı. İlk Osmanlı donanması Karesuoğulları'nın alınmasıyla oluşturuldu. Rumeli'ye geçiş kolaylaştı diyeceğiz. Osmanlı'nın ilk kara ordusu olan Yeve Müsellem Orhan Bey döneminde oluşturuldu. Önemli işlerin görüşülüp karara bağlandığı divan teşkilatı yine Orhan Bey döneminde oluşturuldu. İlk gümüş para. Bakın Osman Bey döneminde bakır olan para Orhan Bey döneminde gümüş yapıldı. Demek ki ekonomi ne oldu? Güçlenmeye başlandı. Yine bu dönemde İznik'te ilk medrese açıldı. İlk tersane kuruldu. Tersanenin ne olduğunu biliyoruz. Tersane ne diyelim gemi yapılan veya gemi tamiratı yapılan yerdir. Yine şöyle diyeceğiz. Bu dönemde Bizans hükümdarı Kantakuzen diye bir adam var. Kantakuzen ne yapıyor? Orhan Bey'den yardım istiyor. Bakın Bizans İmparatorluğu yeni kurulmuş olan bir devletten yardım istiyor. Çünkü taht kavgası yaşanıyordu. Şimdi diyor ki Orhan diyor gel diyor bana yardım et diyor. Ben de sana karşılığında bir yer vereceğim. Çimpe Kalesi. Ve böylece Orhan Bey gitti. Bizans İmparatoru olan, Bizans İmparatorluğuna aday olan Kantakuzen'i Bizans'a kral yaptı. Ve bunun üzerine Balkanlardaki ilk toprağımız, unutmuyoruz, Balkanlardaki ilk toprağımız olan Çimpe Kalesi Orhan Bey döneminde kime geçmiştir? Osmanlı Devleti'ne geçmiştir dedik. Bu da Orhan ve Osman Bey dönemleriydi. Şimdi Orhan Bey'den sonra devletin başına 1. Murat geçmiştir. 1. Murat döneminde 4 tane çok önemli savaş vardır. Sazlıdere, Çirmen, bakalım şöyle diyelim. Sazlıdere, Çirmen, Sırp Sındığı, 1. Kosova Savaşları. Şimdi bu savaşlar neden önemli? Baktığımızda Sazlıdere Savaşı ile Osmanlı Devleti'nin başkenti değişmiştir. Edirne alınarak ne yapılmıştır Sazlıdere Savaşı ile? Başkent yapılmıştır diyeceğiz. Bursa'dan Edirne'ye taşındı mı? Taşındı. Çirmen Savaşı ile Makedonya hakimiyet altına alınmıştır. Şuraya dikkat ediyoruz. Sırp Sındığı Savaşı. Bakın bu savaş Haçlılar ile Osmanlı Devleti arasında yapılan ilk savaştır. Bu önemli. Osmanlı ile Haçlılar arasında yapılan ilk savaş Sırp Sındığı Savaşı'dır diyeceğiz. Bu savaşların hepsi tabii ki Osmanlı'nın galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Birinci Kosova Savaşı. Şimdi bu savaşın önemi tarihte top kullanılan ilk savaştır bir. Yine 1. Murat savaş bittikten sonra savaş meydanını gezmek ister. Ancak bu esnada ne olur diyeceğiz. 1. Murat şehit olur. Onun için soruda size işte tarihte top kullanılan ilk savaş ve 1. Murat'ın şehit olduğu savaşı sorarsa ne diyeceğiz? Tabii ki 1. Kosova Savaşı diyeceğiz. Osmanlı'nın en önemli ocağı, askeri birliği olan Yeniçeri Ocağı kuruldu 1. Murat döneminde. İlk kaz askeri ataması yapıldı. Kaz askeri nedir diyeceksiniz. Eğitim, din ve hukuk işleriyle uğraşan en önemli kişiydi. Ve kaz askeri ataması bu dönemde yapıldı. Osmanlı toprakları genişledikçe, bakın ne demiştik? Balkanlardaki ilk toprağımız Çimpe Kalesi'ydi ve Balkanlardaki toprağımız genişleyince ne oldu? Orada yönetim birliği oluşturuldu veya yönetimde kolaylık sağlaması için Rumeli Beylerbeyliği oluşturuldu. Buraya dikkat ediyoruz. Bakın, çeyiz yoluyla Germiyanoğulları, para yoluyla Hamitoğulları alındı. Osmanlı Türk, Germiyanoğulları Türk, Hamitoğulları Türk. O zaman bu bize neyi gösterir? 1. Murat döneminde de Türk siyasi birliği ile alakalı çalışmaların yapıldığını gösterir diyeceğiz. Bu da 1. Murat'tı. Şimdi en önemli padişahlardan birisi Yıldırım Beyazıt'tır. Neyle biliriz biz Yıldırım Beyazıt'ı? Tabii ki Ankara Savaşı'yla biliriz. Ama Yıldırım Beyazıt'ın Ankara Savaşı'ndan başka da yapmış olduğu faaliyetler vardır. Mesela 1396 yılında Haçlılarla hangi savaşı yapar? Nibolu Savaşı'nı yapar. Burada kazanmış olduğu başarıdan dolayı da halife Yıldırım Beyazıt'a hangi unvanı verir? Sultanı İklimi Rum unvanını da almıştır diyeceğiz. Yani size
Sultan-ı İklim Rum unvanını alan Osmanlı padişahını sorarsa ne diyeceğiz? Tabii ki Yıldırım Beyazıt diyeceğiz. Şuraya dikkat ediyoruz. Tarihte, Osmanlı tarihinde ilk kez İstanbul'u kuşatan Osmanlı padişahı da yine kimdir diyeceğiz? Yıldırım Beyazıt'tır. Tamam, buralara kadar başarılıydı. Ancak 1402'de bir savaş yapıldı Yıldırım Beyazıt döneminde ve bu savaşta ne oldu diyeceğiz? Büyük bir hezimet, yani büyük bir yenilgi yaşadı. 1402 Ankara Savaşı. İşte Anadolu siyasi birliği için Türklere ne diyelim cihan hakimiyeti sağlamak, yani bütün Türkleri tek çatı altında toplamak için Timur Yıldırım Beyazıt da ne yapar? Savaş ilan eder. Nerede yapılır bu savaş? Ankara'nın Çubuk Ovası'nda yapılır ve fil kullanılmıştır bu savaşta. Timur ne yapmıştır? Ordusunda fil kullanmıştır. Bunu gören Osmanlı ordusu büyük bir şoka uğramıştır. Şimdi savaşın sonucunda ne olmuştur? 1. Yıldırım Beyazıt ne olur? Timur'a esir düşer. Ve bu olaydan sonra Yıldırım Beyazıt hatta zindanda yüzündeki zehri içerek kendini öldürdüğünden falan bahsedilir. Şimdi Türk siyasi birliği bozulmuştur. Yani bu ne demek? Bu döneme kadar alınan bütün beylikler tekrar ne yapmıştır diyeceğiz. Kendi bağımsızlığını ilan etmiştir. Ama bir tek beylik hariç, o da Karasoğulları. Size soruda Ankara Savaşı'nın sonucunda Osmanlı'dan ayrılmayan tek Türk beyliği derse kimdir diyeceğiz? Karasoğulları diyeceğiz. Yine Timur şöyle bir şey yapıyor. Anadolu'yu Yıldırım'ın 4 oğlu arasında paylaştırıyor. Yani Yıldırım Beyazıt'ın oğulları arasında paylaştırıyor. Amaç ne burada? Şimdi bu 4 oğlu Anadolu'da taht kavgası yaşayacak. Bundan faydalanan Timur ne yapacak? Bütün topraklarını ele geçirecekti. Bizim için en önemli sonuç, şuna bakıyoruz. 4 yıl, 4. sebep olarak 11 yıl süren, bakın 11 yıl boyunca Osmanlı tahtı padişahsız kalıyor. Ancak Osmanlı devleti yıkılmıyor. Bunun sebebi ise istimalettir. Ne demiştik istimalete? Hoşgörü demiştik, değil mi? Osmanlı egemenliği altındaki milletlere hoşgörülü davrandığı için ne yapılmamıştır? Fetret devri, yani 11 yıl süren padişahsız dönemde devlet yıkılmamıştır diyeceğiz. Bu da bu şekilde Yıldırım Beyazıt'ta. Ardından son iki padişahımız kaldı. Çelebi Mehmet, birinci Mehmet diyebiliriz. Şimdi Çelebi Mehmet şöyle diyeceğiz. Sorularda ya da kaynaklarda karşınıza devletin ikinci kurucusu olarak çıkar. Bu ne demek? Devleti Fetret devrinden kurtaran, Fetret'i bitiren, yani tahta geçen, diğer kardeşlerini öldürerek tahta geçen Osmanlı padişahıdır. Ve bu dönemde Venedik ile ilk deniz savaşı yapılır. Ancak bundan Osmanlı büyük bir yenilgi alır. Çünkü neden? Çünkü Osmanlı donanması daha denizlerde savaş yapabilecek kadar güçlü değildir. Şimdi bu dönemde Osmanlı 11 yıl süren bir kaos döneminden, yani karışık bir dönemden çıktığı için halk isyan eder. Şeyh Bedrettin ve Düzmece Mustafa isyanları da Çelebi Mehmet döneminde yaşanmış olan nelerdir diyeceğiz. İsyanlardır diyeceğiz. Şimdi yine şöyle devam edelim 2. Murat'la birlikte. 2. Murat bildiğiniz gibi Fatih'in babasıdır. Şöyle bir olay gerçekleşir. 2. Murat kendi isteğiyle tahttan çekilen ilk Osmanlı padişahıdır. Kendini ne yapar? Bursa Sarayı'na çeker ve yönetimi 11 yaşındaki oğlu 2. Mehmet'e bırakır. Bunun üzerine Haçlılar der ki, aa derler, Osmanlı tahtını 11 yaşında bir çocuk geçmiş. Ne yapalım? Hadi bu durumdan faydalanalım derler. Ve bu olay üzerine Osmanlı ile Haçlılar arasında bir savaş yaşanacaktır. Ancak bu olaydan önce şöyle bir olay yaşanır. Fatih, yani 2. Mehmet, tabii ki Fatih unvanını İstanbul'un fethinden sonra alacaktır. 2. Mehmet şöyle der babasına, bir mektup yazar. Eğer der padişah bensem sana emrediyorum tahtına geri dön. Ama eğer ki padişah sensen tahtına geri dön der ve böyle bir konuşma yapar. Bu olaydan sonra da 2. Murat tahtına geri dönerek Varna Savaşı'nda Haçlıları yenilgiye uğratır. Yine daha sonra Macarlarla Edirne Seged'in anlaşması vardır ve şu savaşa çok 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 dikkat ediyorsunuz. 2. Kosova Savaşı. 2. Kosova Savaşı şeye benzer. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yapılan Miryok Kefalon'a benzer. Miryok Kefalon Savaşı'na benzer. Şimdi Miryok Kefalon ile Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşir. Ancak Balkanların Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaş ise
İkinci Kosova Savaşı'dır. Unutmuyoruz, 2. Murat döneminde Haçlılarla yapılan 2. Kosova Savaşı'nın sonucunda Balkanların Türk yurdu olduğu tamamen kesinleşmiştir diyeceğiz. Şimdi sizle kuruluş dönemini bitirdik. İki tane de örnek soru çözelim ve bu sorulardan sonra konumuzu bitirelim. Mesela diyor ki, deminki sizle de işlediğimiz gibi soruda diyor ki, Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinin çeşitli nedenleri vardır. Hangisi dini bir nedendir? Şimdi tamam, demin hepsini gördük ama hangisi diniymiş bakalım. Şimdi soruya baktığımızda ticaret yolları üzerinde bulunması diyor. Ticaret yolu diyorsa ticaret neyle alakalı bir kavramdır? Tabii ki ekonomiyle alakalı bir kavramdır. Bize soruda neyi soruyor? Dini sebebini soruyor. O zaman ne yaptık? Biri eledik. C'ye geçelim. Türkmenlere yeni yurt düşüncesi. Biz buna ne demiştik? İstimalet demiştik. Pardon, İskan demiştik, değil mi? Yani yerleştiriyordu yeni fethettiği yerlere Türkmenleri. O zaman Türkmenlere yeni yurt edinmesi de kültürel bir faaliyet midir? Da kültüreldir. Kuruluş ve yükselmede yetenekli hükümdarların bulunması. Bu da dini midir? Hayır. Ancak baktığımızda gaza ve cihat geleneği. Ne demiştik gaza ve cihata? Din ve devlet için yapılan savaş dememiş miydik? O zaman B şıkkındaki gaza ve cihat geleneği ne olmuş olur? Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinin dini bir sebebi olmuş olur diyeceğiz. Bu bir örnek sorumuzdu. Diğerine baktığımızda ise diyor ki, Bizans sınırında kurulan Osmanoğulları ne demiştik? Bir uç beyliği olarak kurulmuştu Bizans'ta. Anadolu'da çatışmak yerine, yani Anadolu'ya, doğuya gitmek yerine Bizans'a karşı ne yapmıştı? Fetihler düzenlemişti. Türk ve Müslümanların desteğini bu şekilde kazanmıştı. Bu durum hangisine sebep olmuştur diyor. Yani diyor ki, Osmanlı'nın Bizans'a değil de pardon, Anadolu'ya değil de Bizans'a saldırmasının sonucunda hangisi gerçekleşmiştir diyor. Bizans'ta taht kavgalarının çıkmasına. Öyle bir şey yok. Aslında Bizans'ta taht kavgaları önceden vardı. Osmanlı ne yapmıştı? Bu taht kavgaları olduğu için Bizans'a fetih yapma cüretinde bulunmuştu. Bunu geçtik. Osmanlı'nın denizlerde güçlenmesi. Burada yukarıda verilen kavramla denizlerle bir alakası var mı? Tabii ki yok. Anadolu'da siyasi birlik. Ne demiştik? Türk üzerine sefer düzenliyorsa bu Türk siyasi birliği. Ama burada ne diyor? Bizans üzerine yürümüştür diyor. Bizans üzerine yürümesi ve Bizans'ta taht kavgası olduğu için bu bize neyi gösteriyordu? Osmanlı'nın kısa sürede büyümesini sağlamıyor muydu? Sağlıyordu dedik. Bu da ne diyeceğiz? Sorunun en mantıklı cevabı olarak görünüyor diyeceğiz. Ve videomuzu burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.